Herkese iyi akşamlar. Haber 8 ile karşınızdayız. Bugün 28 Ekim Perşembe ilk haberimize başlıyoruz. AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'deki yatırımlarını değerlendirdi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Nabi Avcı, Profesör Doktor Emine Nur Doğan ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Millet Bahçesi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Millet Bahçesi'nin resmi adının Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olarak tescilleneceğini, yeni stadyumun ise Yeni Atatürk Stadyumu adını alacağını duyuran Avcı, AK Parti'nin Eskişehir'de ulaşım, kültür, eğitim, spor ve sağlık alanında kente milyonlarca lira yatırım yaptığını vurguladı. Avcı, "Bunların içinde yanlış yaptıklarımız, eksik bıraktıklarımız olabilir ama en önemli kusurumuz bu yaptıklarımızı doğru dürüst anlatamamak." ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımın tekrardan başlandığı açıklandı. 30 Haziran'da durdurulan sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma uygulaması sizlere minnettarız, ortak mücadelemizde daima yanınızdayız mesajıyla tekrar başladı. Sağlık çalışanlarının kurum kimliklerini göstererek tramvay ve otobüslerden ücretsiz faydalanabileceğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görevli olan Tüm sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım uygulamasından 28 Ekim tarihinden itibaren yararlanabileceklerini ifade ettiler. Şehir Hastanesi'nin yapılmasıyla birlikte arsa fiyatları 8 katına çıktı. Şehir Hastanesi'nin yapılmasının ardından arsa fiyatlarının 8 kat arttığını belirten gayrimenkul danışmanı Osman Karamanlı Emek ve 71 evler mahallesindeki arsaların değeri yaklaşık 3 senede 8 katına çıktı. Mahallelerde daha önce 80-100 bin TL arasında satılan bir arsanın fiyatı hastanenin açılmasıyla birlikte 800 bin TL'yi buldu. Bölgede inşaat sektörü de hızlandı. Birçok evin daha inşaatına başlanmadan satıldığı öğrenildi. Hastanenin hizmete girmesiyle beraber eczane ve market gibi birçok işletme açıldı. Bunlar da arsaların değer kazanmasında etkili oldu arsa fiyatları bir süre daha artmadan böyle devam eder ifadelerini kullandı. Anadolu Üniversitesi'ne gelen herkesi Yunus Emre heykeli karşılayacak. 2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO tarafından alma yıl dönümleri kapsamında alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesiyle birlikte Eskişehir'de organize edilen etkinlikler hayata geçirilmeye devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle sahip heykel sanatçısı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Rahmi Atalay tarafından şekillendirilen heykelde kişinin nefsine ait istek ve arzularını kontrol altına alabildiği ölçüde daha derin ve anlamlı bir benlik olgunlaştıracağı düşüncesi sembolize edildi. Mahmudiye ilçesinde köpeklerin zehirlenmesi hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı. Mahmudiye ilçesinde sabah saatlerinde köpek ve kedilerin zehirlenmesi ilçede tedirginliğe neden oldu. İlçede yol üstünde iki köpek ve bir kedinin zehirlendiğini, zehirlendiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı zehirlenme olayına ilişkin yaptığı açıklamada tüm kurumları göreve davet ediyoruz. Bir, bir an önce deliller karartılmadan suçluların bulunması ve hayvanların güvenliğinin sağlanması öncelikli talebimizdir. Açlıkta sınanan bu canların bir parça zehirle imtihanı içimizi acıtmıştır dedi. Eskişehir'de taksi şoförleri hem denetlendi hem bilgilendirildi. Eskişehir'de, Eskişehir'de polis tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde ticari taksi şoförleri ve taksi duraklarına güvenli seyahat amaçlı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler istasyon caddesi gar önünde ticari taksi şoförlerinin şoförlerinin belgelerini ve emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti. Taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşürler taksi duraklarında bütün şoförlerin görebileceği noktalara asıldı. 60 yıllık yorgancı olan Kemal Çin'i mesleğine hasret kaldığını söyledi. Sivrihisar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kemal Çini, 16 yaşından beri yorgancılık mesleğini yaptığını, fabrika üretimi yorganların çoğalmasından dolayı yüne olan talebin azaldığını belirterek mesleğin son yıllarını yaşadığını söyledi. El yapımı yorganlara talebin az olmasından dolayı yün bulmakta zorlandıklarını ifade eden Çini, "Yorgancılık eskiden çok iyiydi. 15-20 sene önce güzeldi ama şimdi işler durdu. Elyaflar çıkınca yorgancılık tamamen bitti." Şimdi yüne döndü ama yün kalmadı dedi. Çin'e yıllar boyunca biriktirdiği tecrübelerini paylaşacak çırak bulamadığını da sözlerine ekledi. Faydaları saymakla bitmeyen çörek otu sabunu kış aylarının vazgeçilmezi oldu. Çörek otu sabunu doğal olmasının yanında içerisindeki mineraller sayesinde besleyici özelliğiyle ayak mantarı ve saç dökülmesine karşı da oldukça etkili. Eskişehir'de aktar olan Koray Özkılıç, çörek otu sabununun faydalarından bahsederek çörek otu sabununun cildi besleyici özelliği var. Çörek otlu sabun soğuk havalarda en çok tercih edilen sabunlar arasında yer alıyor. Kuru cilde sahip olan vatandaşlar bu sabunu kullanabilir. Fiyatlarına herhangi bir zam gelmedi. Bir adet çörek otu sabununun sabununu 15 liradan satıyoruz dedi. Bu son haberimizdi. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.